Merhaba herkese, iyi günler. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Aslında biraz geç de kaldık bu konuyu konuşmak için diyeyim ama özür dilerim sizlerden de. Uzun zamandır planladığımız da bir konuydu aslında bu. 6 Ağustos 2024'te yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında önemli bir karar alındı ve denildi ki işte Türkiye yerli teknolojiyle bir hava savunma sistemi geliştirecek ve bu hava savunma sisteminin ismi de Çelik Kubbe olacak. Bu proje Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE ve makine kimya endüstrisi firmalarının ortaklaşa çalışmasıyla yürütülecek denildi. Ve o günden bugüne aslında bu Çelik Kubbe'nin işte ilk fotoğrafları yayınlanmaya başlandı. Kim üretecek, ne zaman üretecek gibi gibi ve beraberinde peşi sıra çok sayıda soru getirdi bu açıklanan proje diyelim. Biz de bugün bu konuyu en iyi konuşabileceğimiz isimlerden biriyleyiz. Medyascope'un da zaten izleyicilerin de yakından tanıdığı bir isim. Emekli büyükelçilerimizden eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan'la birlikteyim. Fatih Bey hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Rica ederim. İletişim Başkanlığı'nın bir açıklamasını da okuyayım izleyicilerimize. Öyle size ilk sorumu sorayım. İletişim Başkanlığı demiş ki yani nedir bu Çelik Kubbe ile Çelik Kubbe diye sorduğu zaman okuyucular, izleyiciler. Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olduğumuz bir sistem demişler Çelik Kubbe için. Şimdi benim en azından okuduğum ve yorumladığım ortaya hava ve işte füze savunma sistemiyle alakalı bir strateji konulmuş ortaya. Yani bu doğru bir yaklaşım değil mi? Nasıl yorumlamak lazım? Öyle sorayım. Nihayetinde yöneticilerimizin bu anlayışa gelmesini tebrik etmek lazım. Bunun için söylüyorum. Bu entegre yani bütünleşik hava füze savunması kavramı Türkiye'de siyasi cenahın olsun, askeri cenahın olsun esasen aşina olduğu bir kavram. Nasıl aşina olduğu bir kavram? NATO bünyesinde kendilerinin katıldıkları toplantılarda ve bu toplantılar sonrasında hazırlanan belgelerde, yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir tablonun nihayetinde resmen ve ilk kez bir yerde bu açıklamasıdır. Kabulüdür, öyle söyleyelim. Neden böyle söylüyorsunuz diye soracak olursanız, bunun bir geçmişi var. Ta 1990'lı yıllara kadar giden bir geçmişten bahsediyoruz. Ve bunun o zamanki Türk savunma sanayini geliştirme hamleleri içinde de etkisi olduğunu görüyoruz. Şunu unutmayalım. Türkiye İHA, SİHA ve füze savunması konusunu ilk defa gündeme almadı. Birinci Körfez Savaşı ertesinde o zaman savunma sanayi müsteşarlığıydı. O müsteşarlık bünyesinde geliştirilen iki ana proje arasında hem İHA'lar vardı, insansız hava araçları, hem de füze savunması projesi vardı. Böyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bunu söylerken son dönemde savunma sanayinin füze savunmasını da kapsayacak şekilde atmış olduğu adımları, kaydettiği mesafeyi inkar ediyor değiliz. Hı hı. Elbette. Bunu elbette not edeceğiz, kaydedeceğiz ve hatta yeri geldiğinde kutlayacağız. Bundan yana bir şüphe yok. Ama bu anlayışın ilk kez ve resmen açıklanmış olması bence önemli. Hı hı. Katmanlı hava füze savunmasından bahsediliyor. Bunun katmanlı olduğunu biz 2000'li yıllarla birlikte aslında öğrendik, yaşadık, deneyimledik. Şöyle söyleyeyim ben size. 2000'li yılların başında, bunlar unutuluyor genelde ama Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği bir füze kalkanı projesi vardı. Tek yanlı bir projeydi bu. NATO dışında iki Avrupa ülkesini, Çek Cumhuriyeti ile Polonya'yı içeren ve tamamen kendisine bağlı bir sistem olarak bunu düşünmüştü. Biz buna itiraz ettik. Ve dedik ki böyle bir şey yapılacaksa geçmiş 90'la 2000'li yıllar arasında yaşanan savaşlarda
hava füze savunmasının önemi ortaya çıkmıştı. O zaman bunun NATO kapsamına alınması lazım dedik ve bunu ısrarla savunduk. 2002 Prag zirvesiyle başlayan bir süreçten bahsedelim. Burada füze savunmasının NATO bünyesindeki NATO bünyesine oturtulması, NATO bünyesine ele alınması süreci başlatılmıştı. Yine manidar bir gelişmeden söz edeyim. 2004 yılında İstanbul'da yapılan NATO zirvesinde aktif katmanlı saha balistik füze savunması kavramı de karar alındı. Ve bu karar bizi bir yerde taşıdı. Bu mimarinin çok kısa, orta ve uzun menzilde hava füze savunması bileşenlerini bir araya getiren. Yapılan açıklamada olduğu gibi algılayıcıları dahil araya getiren. Arada ve denizde konuşlu, havadan da takviyeli mimari. Öyle bir mimari ki bunun bileşenleri kendi içinde uyumlu olacak. Diğer bir anlatımla birbirleriyle çalışabilecekler. Bu alanlar içine, yani kara, hava, deniz alanları içine siber ve uzayı da katmak lazım. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte siber alanda, siber güvenlik ve savunma alanda ve uzay alanında da yepyeni bir tablo karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu anlayışım çelik kubbe olarak tanımlanan, gibi isim konusunda benim biraz tereddütlerim var ama neyse. Atılar önemli bir adımdı. Yani niye çelik kubbe dendi? İşte bir taraftan biliyorsunuz daha yeni 3 gün önce Donald Trump Amerika için aynen İsrail'in kullandığı demir kubbe ifadesini gündeme getirdi. Haziran ayında Ursula von der Leyen'in savunması bağlamında siber savunmanın füze savunmasının projeler olacağını açıkladı. Ve bir Avrupa hava füze savunmasının geliştirilmesi gerektiğini dikkate getirdi. Bunlar önemli. Dolayısıyla açıklanan anlayış, mimari bana göre doğru yönde atılmış bir adımdır. Gecikmeli bir adımdır. Niye geç? Biz 20 sene geciktik. 20 sene geciktik. 2004'te kendi ülkemizde İstanbul'da düzenlenen NATO toplantısında adam ve şu andaki yönetim çevrelerine katılmıştı ona, biliyorsunuz. Yani gerek siyasi anlamda gerek askeri. O tarihten bu yana olan gelişmelerin gerisine kaldı. Başka bir şey daha var. Esasında hava füze savunması NATO'nun caydırıcılık kavramını da dönüştürdü. Biliyorsunuz bir taraftan konvansiyonel caydırıcılığa dayanır NATO'nun caydırıcılığı. Öbür taraftan nükleer caydırıcılığı. Üçüncü ayak olarak ise balistik füze savunması gündeme geldi. Ne zamandan bu yana? 2010 yılında yapılan NATO Lisbon zirvesinden bu yana. İlk kez o zirvede NATO'nun bir balistik füze savunması yeteneği geliştirilmesi kararlaştırılmıştı. Onun üzerine biliyorsunuz işte Türkiye'de bu balistik füze savunmasının önemli bir ayağı olan Kürecik'teki X-band dedikleri geniş bantlı radar konuşlandırıldı. Bu algılayıcıdır. Herhangi bir füze saldırısına uğranıldığı takdirde, ki bu tabii Türkiye için de geçerli elbette, bunun elde edeceği veriler işlenmek üzere ve radar izleri tabiatıyla hem NATO'nun Avrupa komutan, hava komutanlığına, Almanya'da da Rammstein, hem de İspanya'daki NATO ana radar üstüne aktarılır. Türkiye'de NATO üyesi olduğu cihetle aslında bu mükellefiyet altındadır. Şimdi bunu, bu kavramı işte sizin de bildiğiniz üzere 6 Ağustos'ta Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından açıklanmış olmasını ben önemsiyorum. Geleceğe dönük önemli bir adımdır, önemli bir yatırımdır. Dolayısıyla bunun olabilecek en kısa sürede tamamlanmasında fayda var. Ancak şunu da hemen vurgulayalım. Bakın, savunma sanayi gelişmiş ülkeler dahi bu alanda kendi aralarında işbirliklerine gidiyorlar. Çünkü hiçbir ülke hani Amerika'yı belki
farklı bir tabii kategoride değerlendirmek gerekir bu çerçevede, ama kendi başına kendi topraklarını ve nüfusunun tamamını ve kapsama altına alacak hava füze savunma yeteneklerinde şu anda yoksun. Dolayısıyla burada güçlerin ve yeteneklerin birleştirilmesi önemli. Türkiye de aslında bu anlayışa sahip çıktı. Bunu nereden biliyoruz? İşte 2024'te Türkiye'nin Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimine dahil olması, Yunanistan'la birlikte 11 üyeye çıktı bu. Bu bunun göstergesidir. Şimdi bir takım sistemler tabii Türkiye üretmeye ve denemeye başladı. Buna şüphe yok ve bunların bu alandaki üretimin, araştırma geliştirmenin elbette sürdürülmesi lazım. Zaten çelik kubbede herhalde bunun için kuvvetli bir zemin oluşturacaktır. İşte Korkut'tu, Siper'di, Hisar'dı, bunlar kimisi üretiliyor, kimisi deneme aşamasında. Dolayısıyla henüz envantere tam anlamıyla girmiş değiller. Ama bunlar işte bu bütünleşik mimarinin yani kendi içinde uyum sağlayacak. Kendi aralarında deyim yerindeyse konuşacak bileşenlerin çıkardığı mimari açısından önemli unsurlardır bunlar. Önemli bileşenlerdir. Projesinin bu alandaki üretim ve araştırma geliştirmeye hız kazandırmasını umuyoruz. Şimdi bir başka konu var önemli üzerinde durmamız. Aslında söyledim ama tekrarlamakta fayda var. Bu sistemlerin bir ağ içinde çalışması. Ve bunun bir yerde kabul edilmiş olması da çok önemli. Bir ağ içinde birbirleriyle uyumlu olarak çalışacak ve gerektiğinde bu çerçevelerde bu NATO olabilir veya işte Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişiminin olduğu gibi çok uluslu çerçevelerde olabilir. Bunlardan da yararlanacak, bunlara da bağlanacak ve buralardan alınacak verileri de değerlendirecek bir ağın olması veya hedeflenmiş olması çok önemli. Tabii şimdi bu Türkiye'nin caydırıcılık kavramının bir yerde uyarlanması açısından da önemli. Şimdi biz geçmişe dönüp baktığımızda isimlere girmeyelim. İlla taarruzi sistemler, işte SİHA'lar, taarruzlar, füzeler, şu ya tamam. Yani bir itiraz yok ama şunu görmek lazım. Bakın Ukrayna Savaşı da bunu açığa çıkardı. Sadece taarruzi sistemlerle bir yere varamıyorsunuz. Çünkü hasım gücün şunu bilmesi lazım. Ben bu ülkeye taarruz edersem bu ülkenin elinde kendisini savunacak askeri imkan ve kabiliyetler var. Dolayısıyla bundan nihai sonuç almam mümkün değildir. Bunun için de işte son savaşların da ortaya koyduğu üzere İran-İsrail arasındaki biliyorsunuz. Dronlar, füzeler, bunları da hatırlayalım. Yeni, çok yeni şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları buradan gelecek tehdidi karşılayacak bir mimariye de ihtiyacımız var. Dolayısıyla taarruzi sistemlerin savunma sistemleriyle tamamlanması gerekiyor. İşte bu anlayış yansıdı. Temelli algılayıcıları, efendim, silah sistemlerini bir araya getirecek bir mimariden. Ve bunu sadece hava, kara, deniz olarak da düşünmemek lazım. Çünkü artık işin içine siber ve uzay da girdi. Bütün bu alanları, operasyonel alanları ve sistemleri bir araya getirecek bütünleşik bir mimarinin ne kadar önemli olduğunun, tekrar ediyorum, gecikmeli de olsa şu anda hem Türk siyasi yetkilileri hem de askeri yetkililer açısından kabul edilmiş olması önemli. Katmanlı olması da önemli. Çünkü biz evet orta menzilde işte bir takım atılımlar yapıyoruz ama hala bizim uzun menzilli füze savunmasında açığımız var. Bunu da kapatmamız lazım. Bunu kısa ve orta vadede sadece yerli ve milli imkanlarla yapmanın çok gerçekçi bir yaklaşım olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla bizim burada bir takım konsorsiyumlar içine girmemiz lazım. Bakın şunu söyleyelim. Türkiye içine girdiği konsorsiyumlar bünyesinde yapılan üretimde çok başarılı sonuçlar almıştır. Somut örnekleri Stinger projesi, yani omuzdan atılan füze.
uçaklara karşı füze. Türkiye bunda çok mesafe kat etmiştir ve Türkiye'nin füze teknolojisinin gelişiminde Stinger projesinin önemli bir yeri vardır. Keza Avrupa içinde geliştirilen stratejik nakliye uçağı A400M. Burada da Türkiye önemli kazanımlar elde etmiştir. Ya bir şeyde yalnız maalesef geriye gittik. O da 1990'lı yılların sonunda katıldığımız Joint Strike Fighter dedikleri, yani F-35 projesi ve konsorsiyumundan S-400 hazır satın alımı dolayısıyla dışlanmış olmamız. Şimdi bunu şunu işte söyledim. Hani bu A dedik. Dedik. Sistemler ve algılayıcılar kendi içinde uyumlu olacak dedik. Gereken hallerde bunların Türkiye toprakları dışındaki diğer bağlantılarının da öneminden bahsettik. İşte bir taraftan Avrupa gökyüzü kalkanı girişimi, öbür taraftan NATO ile bu alanda yapılmakta olan, hem de kesintisiz yapılmakta olan veri ve radar izleri değişimi, bütün bunlara baktık. Şimdi burada S-400'ün ne işi var? Ben çünkü bu S-400 tartışmasını sadece şunu biraz merak ettiğim için, bir yerde dediniz ki isimle alakalı benim biraz endişelerim var, tereddütlerim var. Yani tabii herkes ismin açıklanmasının ardından tabii Demir Kubbe'ye benzetti. Sizin de biraz önce haklı olarak altını çizdiğiniz işte hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, işte İsrail'in atılan füzelerin birçoğunu Demir Kubbe hava savunma sistemiyle karşılaması vesaire, hem biraz çelik, yani Demir Kubbe'nin başarısını size biraz sormak istiyorum. Yani başarıyla uygulanan bir konsept mi? Örnek biraz ona bakılarak mı alınmış ismen diye biraz. Hani bilmeyen izleyicilerimiz için de belki çelik kubbe nasıl bir sistemdi, başarılı bir sistem. Belki biraz üzerinden öyle geçersek son sorumu S-400'e saklayacağım. Orası çünkü bambaşka bir yer. Hem biraz izleyicilerimizi hatırlatmış olayım. Ama dediğim gibi hem isimle alakalı endişeler hem de biraz İsrail hava savunma sisteminin başarılı olup olmadığını sorsam size ne söylersiniz? Şimdi İsrail'deki demir kubbeyi destekleyen, örneğin Davut'un sapanı diye bir onların sistemi de var. Şimdi İsrail'in yaptığı şu, coğrafyasını dikkate alırsak çok kısa, orta ve hatta uzun menzilden gelebilecek füze saldırılarını önlemek üzere geliştirdiği bir proje bu. Bunu başta ABD olmak üzere tabii Batı dünyasının bu projeye verdiği desteği de yabana atmamak lazım. Şunu da dikkate almak gerekir. Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi çerçevesinde iki tane ana bileşen var. Bunlardan bir tanesi ABD'nin Patriot sistemleri. Diğeri de İsrail'in Arrow 3 dedikleri füze sistemi. Şimdi burada da bir çelişki ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bütün bu resime bakarak her nedense bu Avrupa Gökyüzü Kalkınma girişiminde Almanya öncülük etmiş olsa da örneğin Fransız-İtalyan ortaklığında üretilen SAMP/T sisteminin düşünülmemiş olması da bana biraz garip geldi. Hatta Macron'un çıkışları oldu, böyle hafif bir düş kırıklığını çağrıştıran da çıkışları oldu. Aslında geçmişte NATO bünyesinde geliştirilen, bahsettim daha evvel, aktif katmanlı saha taktik balistik füze savunması mimarisi içinde Patriot ve yine Avrupa sistemi olan, işte Avrupa için düşünülen orta menzilli hava savunma sistemine ilaveten SAMP/T de öngörülmüştü. Ne manidardır ki Avrupa Birliği'nin savunma sanayi stratejisi ve bunu tamamlamak üzere de ilan ettiği savunma sanayi projesinde bütün bunlar olurken yine Avrupa sistemi olan örneğin SAMP/T sisteminin düşünülmemiş olması da bir enteresan. Ha, bizim açımızdan ilgi çekici olan şey şu, şimdi biz buna giriyoruz. Gökyüzü kalkınma girişine giriyoruz. Neden şu andaki elimizdeki yerli ulusal imkan ve kabiliyetlerle bizim Türkiye topraklarının ve nüfusunun tamamını koruma ve kapsama altına almamız mümkün değil. Dolayısıyla bunu tamamlayacak bizim
Mimarilere ihtiyacımız var. Nasıl mimariler? Evet. Türkiye'de üretilen sistemlerle uyumlu, yani karşılıklı çalışabilen sistemler. Zaten Türkiye'nin ürettiği sistemler de NATO standartlarına uygun. Burada iki şey önemli. Bir, standartlar, standartizasyon. Öbürü, üretilen sistemlerin birbirleriyle çalışır vaziyette olması. Bunlar önemli. Türkiye'nin ürettiği, bahsetmiştik. Orkut dedik, Siper dedik, Hisar dedik. Bu sistemler zaten NATO standartlarında üretiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hedeflediği bu milli mimarinin de bu standartlara göre yürütülmesinde yarar var. Yani şimdi çelik kubbe, yani bu kubbe işte ilk kez İsrail'in bu demir kubbe kavramıyla ortaya çıktı. İşler bir sistem tabiatıyla. Zaman zaman açık veriyor mu? Veriyor tabii ki. Çünkü eğer çok miktarda füze atılırsa sistem bunların tümünü karşılamayabiliyor. Ama en son İran-İsrail işte füze saldırılarında karşılıklı hani füze saldırılarında gördüm. Hani, eğer rakamlar doğruysa bilemiyoruz. 300'ün üzerinde füze ve drone'un saldırısı gerçekleştirdi İran. Bunun bir tanesi düştü bir havuza, düştü bir askeri tesiste. Tabii bunu önlemek için Amerika ve kimi Avrupa ülkelerinin verdiği desteği de unutmamak lazım. Ama sistem genel hatlarıyla başarılı. Bunu da görmek gerekir. Yani çok kısa, orta ve uzun menzilli füze savunmasında bu sistemin başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu Avrupa'da bir yerde kendi füze savunma gereksinimleri için yapmaya yöneldi. İşte Avrupa Güvenlik, pardon, Gökyüzü Kalkınma, Gökyüzü Koruma Kalkanı bunun için bir araç, böyle bir sistem geliştirmeye çalışıyorlar. Evet, ne tuhaftır ki Donald Trump'la seçim kampanyasında aynı ismi kullanmak suretiyle, yani ismini kullanmak suretiyle Amerika için aynı sistemi geliştireceğini ilan etti. Tamam, bu çok tartışmalı konu Amerika'da, çünkü onların başka türlü tabii sistemleri de mevcut. Ama böyle bir kavramı ortaya attı. Dolayısıyla birbirini bu kadar çağrıştıran, üstelik yerli ve milli olduğu iddia edilen, olsun, benim itirazım yok tabiatıyla, bir sistemin tanımlarken, ismini tanımlarken böyle benzer isimlerden esinlenilmiş olmasını doğrusu ben yadırgadım. Bir ufacık parantez açayım. Ya yerli ve milliyle hiçbirimiz karşı değiliz. Böyle bilinsin. Ama şu da bilinsin. Bugün dünyanın en gelişmiş savunma sanayine sahip ülkeler bile kendi savunma sanayileri içinde ortaklıklara gidiyorlar. İş birliklerine gidiyorlar. Bundan da kompleks duymuyorlar. Kompleks duyulacak bir şey değil. Amerika'ya tabii da üretilen sistemler işte Avrupa yatırımları var. Hem de çok fazla. Tersi de geçerli. Avrupa'da üretilen sistemler işte örneği Amerikan yatırımı var. Buna sivil uçaklar dahil örneğin. Boeing. Karşılıklı yatırımlar var. Rusya ne yapıyor? Çin'le işbirliği yapıyor. Çin ne yapıyor? Rusya'dan bir takım şeyler alıyor. Hindistan ne yapıyor? Rus teknolojisinden yararlanıyor. Şimdi tuhaf bir atmosfer var karşımızda. Sanki yerli ve milli üretime karşıymış gibi böyle tanımlamalar falan yapıyor. Ya bir niye karşı olalım ki? Ama şunu bilelim, gerçekçi olalım. Her şeyi %100 yerli ve milli yapamazsın. Üstelik bilmediğin, sahip olmadığın teknolojiler gibi işte mesela bu çelik kubbenin bileşenleri bizim aşina olmadığımız, şu anda üretmekten uzak olduğumuz projeler de var. Biz niye hala uzun menzilli, orta ve uzun menzilli füze savunma arayışı içindeyiz? Veya bunu desteklemeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Yani burada kompleks duyulacak bir şey yok. Bu tür sistemleri, bu tür önemli ve kritik sistemleri bence siyasetin ve hamasetin öznesi haline de dönüştürmemek lazım. Bize bir şey getirmiyor. Bize bir şey getirmediğini aslında bu yapılan açıklama da ortaya koyuyor. Neden? Katmanlı savunma deniyor, kabul ediliyor. Birbirleriyle bütünleşik deniyor, algılayıcılar ve sistemleri kapsayacak bir mimariden bahsediyor. Bunlar hep doğru teşhisler, bakın. Doğru teşhisler.
konmuştu. Adı geç kondu ama neyse. Kondu hiç olmazsa ve bir vesile oldu, iyi oldu. Ama S-400 muammasının da çözülmesi de faydalı. O zaman sorayım, hatırlatarak sorayım. Şimdi ne olmuştu diye izleyicilerimize. 2017 yılında Türkiye Rusya'dan 2.5 milyar dolar, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu bizim ulusal... Öyle ifade edildi. Evet, ulusal beka meselemiz denildi. Çıkarımız denildi. Ve 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alındı. Ve ilk batarya, yanlış yine hatırlamıyorsam, 2019 yılında Türkiye'ye ulaşmıştı. O günden bugün aslında S-400'lerin nerede olduğu da pek bilinmiyor. Ama biz hep bunu konuşmaya devam ediyoruz. Neden devam ediyoruz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Türkiye'ye katsa yaptırımlarını uyguladı. Neydi katsa yaptırımları? Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası adı altında yaptırım uyguladı. O zaman yine dönemin başkanı Donald Trump'tı, hatırlatalım. Ve aynı zamanda yaptırımlardan sonra da Türkiye, sizin de bahsettiğiniz gibi, çok önemli bir programdan, F-35 müşterek taarruz uçağı programından da çıkarıldı. Şimdi bu kadar tartışmaların ardından yine son zamanlarda, yani ben aslında uzun zamandır bu S-400 meselesini kiminle konuşursam konuşayım hep bir üçüncü ülkeleri satabiliriz üzerine yoğunlaşılan bir takım yorumlar vardır. Şimdi yine yanlış hatırlamıyorsam eski devlet bakanı Cavit Çağlar. Evet, T24'ten Cansu Çamlıbey'le verdiği röportajda işte Rusya'yı kızdırmadan S-400'lerin satılabileceğini, yani ne dedi, müşterisi hazır dedi. Soruyor zaten Cansu Çamlıbel de orada hangi ülkeler olabilir diye. İşte Hindistan'ın ismi geçiyor, Pakistan'ın ismi geçiyor ve beraberinde başlayan bir tartışma olmaya başladı. Hatta dün yine baktım, yabancı uluslararası kaynaklar da bu tarz haberler de yayınlamaya, analizler yayınlamaya başlamışlar. Forbes'ta mesela bir yazı gördüm bununla da alakalı, bir makale, benzer bir makale. Yani yine Türkiye'de de çelik kubbe meselesi konuşulmaya başladıktan sonra S-400'ler yine gündem olmaya başladı. İşte Murat Yetkin yazmıştı Yetkin Report'taki yazısında. Yani entegre edilebilir mi çelik kubbe S-400'ler diye, ki bunun cevabının herhalde kısa vadede hayır olduğunu biliyoruz. Çünkü NATO ülkesi Türkiye. Eğer entegre edilmeyecekse, burada da kullanılmayacaksa S-400'ler ne olacak diye. Ben de size sorayım o zaman. Ne olacak? Yani siz yazınızda da söylemişsiniz, müttefik ülkelerle karşılıklı mutabakata dayalı olarak aşmayı hedefleyen bir takım yollar bulunmalı. Şimdi nasıl olabilir bu yollar? Gerçekten bu üçüncü ülke, yine siz biraz önce bahsettiniz, dediniz yani Hindistan Rusya ile bir takım ortak işler yapıyor. Çin işte Rusya ile bir takım ortak işler yapıyor hava savunma sistemleri konusunda. Makul öneriler mi bu üçüncü ülkeye gönderebilme önerileri ve böyle bir şey olur mu? Türkiye'deki yetkililer bunu ister mi? Ankara'daki yetkililer? En olası yol bu mudur? Nasıl çözülür bu S-400 sorunu diyeyim. Ve tabii S-400 sorunu çözülürse beraberinde bir takım sorunlar da, yani daha önce yaşanan bir takım sorunlarda da çözülme yoluna gidilir mi? Örneğin tekrar Türkiye F-35 programına geri dönebilir mi böyle bir durum olursa? Böyle sorayım ben, böyle kapatalım isterseniz bu muammayı. Tamam, ben Sayın Cavit Çağlar'ın bu üçüncü ülkeye satılabilirden neyi kastettiğini ben de tam olarak bilmiyorum. Eğer kendisinin bu konuda bilgisi varsa kamuoyuyla paylaşmasında, uygun gördüğünde paylaşmasında ben yarar görürüm. Şunun için söylüyorum bunu, çünkü Türkiye ile Rusya arasında bu hazır satın alıma dayalı sözleşmenin ayrıntılarını biz bilmiyoruz. Yani üçüncü tarafa satılabilir mi? Buna imkan var. Rusya bunun için hani şey derler ya, ihracat kontrol sistemleri, önlemleri, her neyse, bu nasıl ele alındı onu bilemiyoruz. Dolayısıyla biz zamanında, daha önce NATO'da görev yapmış benim kıdemli büyükelçilerimizle birlikte bir makale kaleme almıştık. Bundan yaklaşık 2 sene önce, hatta 2,5 sene önce. Belki NATO çerçevesinde bir çözüm düşünülebilir. O da şudur. Şimdi NATO her bir müttefik ülkeye ayrım yapmaksızın düzenli denetimler yapar. Ayrım yapmaksızın. Eğer Türkiye bir şekilde, bu zaten aslında fiiliyatta kullanmıyor biliyorsunuz bu sistemleri. Bir kere bir denemesini yaptılar bir Sinop'ta. Onun dışında bu sistemler atıl vaziyette. Ve çok kuvvetle muhtemeldir ki atıl kalmaya devam edecek.
Madem fiiliyatta böyle bir atalet var, o zaman bu fiiliyattaki ataletin belki de resmileştirilmesinde fayda var. Şöyle ki, gizli saklı bir bilgi de değil, onu da hemen baştan söyleyeyim. NATO'dan her yıl karma heyetler gelir. İçinde çeşitli müttefiklerin temsilcileri olur. Çeşitli kurumlarımızı ve üslerimizi vesaire bu denetime tabi tutarlar. Ama bu sadece Türkiye'de değil. Müttefiklerde böyle. Yani yıllık denetimler vardır. Örneğin şu güvence verilebilir. NATO çerçevesinde verilmesinin daha sıhhatli olacağını düşünüyorum. Bu konunun Türkiye-ABD ilişkilerinin, ikili ilişkilerinin çerçevesine sıkıştırılmaması, hapsedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her yıl yapılan denetimlerde zaten altın elde tutulan bu sistemleri tutuluyorlarsa gelip görebilir. Çünkü bunun üzerine raporlar da düzenlenir. Yani NATO'dan gelecek heyet veya NATO bünyesinde evet Türkiye bu sistemleri kullanmıyor. Raporlaşma sistemi geliştirilebilirse bu bir güvencedir. Ve bir takım farklı imkanların önünü de açabilir bu. Benim tabii bu şahsi düşüncem. Ha üçüncü ülkeye satılır mı satılmaz mı o konuda ben bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında bu konuda imzalanmış bulunan sözleşmenin içeriğini ben bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim hani bu bahsettik ya işte çelik kubbe mesela her bir füze hava füze savunmasının nihai hedefi nedir? Bir ülkenin topraklarını ve nüfusunun tümünü ve koruma altına almaktır. Peki şimdi ben soruyorum. Peki S-400'leri bir stand-alone, bağımsız kullanacağız. Bağımsız kullanacaksın. Bunları NATO ben kabul etmem dedi. Kendi sistemi içine almam dedi. Özel bir linki vardır NATO'nun bu tür verilerin ve radar izlerinin paylaşıldığı. Ben bunu da almam dedi. Burayı alamıyorsun. Kendin standartlarında sistemler üretiyorsun. Üretmekle de kalmıyorsun. Bunları Avrupa'daki ülkelere, hani Avrupalı müttefik ülkelere ve Avrupa dışında uygun gördüğün ülkelere satıyorsun. Pazarlamak istiyorsun. Doğal olarak payını geliştirmek istiyorsun. Savunma sanayi açısından konuşuyoruz. Peki bunlar tamam, hepsi tamam. O zaman S-400'ü bu çelik kubbe işte nereye oturtacaksın? Çünkü Avrupa gökyüzü kalkanı girişimine girmişsin. NATO'yla veri ve radar izlerini paylaşıyorsun. Diyor ki ben bunları almam. Aynı şey Avrupa gökyüzünü kalkanı girişim açısından da geçerli. NATO üyesi ülke, 11 ülke. O zaman bunlar ne işlem görecek? Atalet vaziyeti, altın vaziyeti duruyor. Ya bunu bence NATO bünyesinde karşılıklı güvenceler vermek suretiyle aşmamız lazım bizim. F-35 projesinden çıkmamız, sadece 5. nesil uçak teknolojisinin dışında kalmamız yol açmadı. Türk savunma sanayide de büyük kayıplar oldu. Bunu F-35 tedarik zincirinde üretim yapan firmalar çok iyi bilirler. Çünkü bunu yaşadılar. Deneyimlediler. Hesaba göre oradan 12 milyar dolar kaybımız var. Gövdesini üretiyorduk bu uçağın. Ve biz buradan bir takım know-how kazanıyoruz. Ben şunu söylüyorum, hep söyledim. Hava kuvvetlerinin tüm filolara F-35 mi olsun? Hayır. Çok pahalı bir uçak. Binlerce dolara mal oluyor. Dolayısıyla bizim daha maliyet etkin bir çözüm bulmamız. Zorunluydu. Neydi bu çözüm? Milli Muharip Uçak, yani Kaan. F-16 Viper'lar gelecek. Ne zaman gelecek? 2028'de falan gelecek. Veya 2030'lu yıllara doğru gelecek. Hatta 2028'de geldiğini varsayalım. Envantere girdi. Viper'ları konuşuyoruz. 2030 yılları geldiğinde hemen hemen tüm örneğin NATO üyesi ülkelerin F-35 uçakları bulunacak. 5. nesil. Şu anda en gelişmiş 5. nesil uçak. Tartışmasız. Başka bir şey daha olacak. Ben bunu hep yazdım, çizdim ve söyledim. O yıllarda yani 2030-2035 bandında kimi ülkeler 6. nesil uçak üretmeye başlayacaklar. İnsanlı yani pilotlu ve pilotsuz 6. nesil uçak üretmeye başlayacaklar. Dolayısıyla buradaki bu
bizim telafi edecek yollar bulmamız lazım. Bunun yolu da bu S-400 muammasına bir çözüm bulmaktan geçiyor. Bunu NATO içinde karşılıklı teminatlara bağlayabiliriz. Elbette Türkiye'de eğer bunu yaparsa bunun karşılığında F-35 projesine tekrar dönüşü garanti altına alması lazım. Şu anda fiiliyatta olan durumu resmileştirmek lazım. Biz bunları kullanmayacağız. Tamam, bir hata ettik. Edildi bence. Bu hatadan dönüyoruz. Çerçevede ABD'ye değil ama NATO çerçevesinde NATO üyesi ülkelere ben bu güvenceyi veriyorum. Zaten yıllık rutin denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde gelsinler görsünler. Her nerede tutuyorlarsa, hangi hangarda tutuyorlarsa gelsinler baksınlar. Şunu için söylüyorum. İlgili kurumlarımızı ve NATO'ya tahsisli askeri üslerimizi vesaire NATO denetimini açmışız zaten. Ama gelse bunu da ben bahsediyorum. Bakın sadece askeri güçlerden veya tesislerden değil. Sen bunu kabullenmişsin ittifak içinde bir üye olarak. Diğer üyeler gibi. Bu da sağlanabilir bence. Hemen şunu söyleyeyim. Ne dedik? Tekrar ediyorum. Bu önemli. Bütünleşik bir ağ içinde birbirleriyle çalışan sistemler ve algılayıcılar. Değil mi? Çelik kubbe böyle açıklandı. Çok doğru bir yön ve çok doğru bir adım ve hedef. Bu hedefin son aşaması nedir? Topraklarının ve nüfusunun tümünü kapsama ve koruma altına almaktır. Peki sen S-400'leri kullandığın zaman bunu yapabilecek misin? S-400'ler ne kadar koruma ve kapsama sağlayacak? Aslında ben cevabını biliyorum ama. Peki ülkenin bütününü koruyabilecek mi? Ülkenin bütününü koruyacak milli sistemlere bunu entegre ettiğinde ki o milli sistemlerin birçoğu özel link vasıtasıyla NATO'ya bağlı. Bu kabul etmeyeceğine göre peki ne olacak? Dolayısıyla bizim bu konuyu çözmemiz lazım. Ha, bana göre çözümü de şudur. Her ne kadar Avrupa Kalkanı girişimine dahil olmuşsak da daha önce başlatılan bir süreç vardır. Fransa İtalya ortaklığında Eurosem'in geliştirilmiş versiyonuyla SEMPT projesi içine girmek. Yani yine bir konsorsiyum içinde füze savunması alanında kendi ulusal mimarimizi, altını çiziyorum, kendi ulusal füze savunma mimarimizi destekleyecek ölçüde gitmek. Avrupa sistemiyle işbirliğine gitmek. Ben bunu hep savundum. Başından beri savundum. Yine savunuyorum. İster istemez eğer Avrupa'da, derken sadece Avrupa Birliği'ni de kastederek söylemiyorum. Çünkü orada da bir bana göre savunma konusunda stratejik körlük var. Türkiye'yi dışarıda tutan. Onun da aşılması lazım. Türkiye'nin o yolları da bulması lazım. Eğer Avrupa tümüyle özellikle müttefik ülkeler odaklı olmak üzere hava ve füze savunmasını tüm müttefik ülkeler ve müttefik ülkelerin nüfusunu kapsayacak şekilde geliştirmek istiyorsa o zaman çeşitli bileşenleri bir araya getirmek zorunda. Bunun içine SEMT de dahil. Bu aynı zamanda ABD ile Avrupa arasındaki dengenin kurulması açısından da önemli. Özellikle Trump iş başına gelirse bu ihtimale karşı. Türkiye'nin de bence Avrupa denklemi içinde yer alması lazım. Ve Avrupa Birliği'ni de zorlaması lazım. Türkiye'nin Avrupa Savunma Birliği diyorlar şimdi. Von der Leyen'inki de bile öyle söylüyor. Avrupa Savunma Birliği. Öyle bir şey yok ortada ama bu birliğin önemli aktörlerinden biri olma yönünde gayret göstermesi lazım. Sadece söylemde değil. Bileşenlerle de yapacağı katkılarla da. Bunu da kendi ulusal amaçları için bir çarpan olarak kullanması lazım. Buradaki ulusal amaç şudur. Görüyoruz örneklerini. İşte Ukrayna'da görüyoruz. En son Gazze'de gördük. İran-İsrail çatışması umarız daha büyük bir felakete yol açmaz. Burada tüm Türkiye'yi ve ülke içindeki tüm nüfusu koruyacak, kapsayacak bir mimariye bizim ihtiyacımız var. Bu bugünden yarına olmayacaktır. Bunun alt bileşenleri Türkiye'de yeni üretilmektedir. Bu üretimi hızlandıracak, takviye edecek ve o nihai hedefe bizi ulaştıracak
biz ulusu çerçevelerden de yararlanmak zorundayız. Zaten bu adım atıldı. Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi vasıtasıyla. Zaten NATO'nun üyesiyiz. NATO'nun balistik füze savunması imkanlarından da yararlanıyoruz. O zaman buna göre düşünmek lazım. Ve işte bunun kavramsal temeli de tarihinde ilan edilen Çelik Kubbe projesiyle esasen kamuoyuna açıklandı. Şöyle umalım. Nihai hedef, tekrar ediyorum, Türkiye'nin tüm topraklarının ve tüm nüfusunu korumak üzere kurgulanması lazım. Bunun için de çok uluslu işbirliklerinden kaçınmamak gerekir. Kendi sistemlerimizle uyum sağlayacak. Hem sistemlerimiz hem algılayıcılarımızla uyum sağlayacak. Türkiye'nin hava ve füze savunmasına gerçek anlamda katkı sunacak. Mevzi, S-400'lerin sağlayacağı o mevzi savunmanın çok ötesinde mimari oluşması lazım. Tek, bir daha söyleyeyim. Peki biz kendi savunma sanayi üretimimiz içinde yerlilik ve millilik payı ne kadar yükseltirse o kadar iyi. Tüm sistemlerimizle uyumlu çalışan, sistemler üreten ülkelerle olan işbirliğini de etmememiz lazım. Bu işbirliğini sekteye uğratacak yollardan kaçınmamız lazım. S-400 burada örneğin hatalı bir. Bizi o tür işbirliklerinin dışında bırakan, bir işbirliğinin dışında bırakan bir seçimdir. Bundan sonra umarım Çelik Kubbe'nin de açıklanmış olmasıyla birlikte bir, bu S-400 kamburundan dedim ben, S-400 kamburundan kurtulalım. İki, kendi yerli ve milli savunma mimarimizi oluşturmak üzere bunlarımızı geliştirme faaliyetlerimizi hızlandıralım. Bunu yaparken de bizim ürettiğimiz algılayıcılar ve sistemlerle uyumlu çalışacak bu tür sistemleri üreten ülkelerle işbirliği yapmaktan da kaçınmayalım. Bu işbirliğinin önünü engel oluşturacak seçimler yapmaktan ise kaçınalım. Ben bunu söylemek istiyorum. S-400 bunlardan bir tanesidir. Umarız ileride önümüze başka tür engeller çıkmaz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Çok dolu dolu, ne kadar da güzel bir söyleşi oldu. Ya bir yerde dediniz ya, gerçekten yerli ve milliliğe karşı değiliz ama gerçekçi olmak lazım diye. Ben de bir kez daha altını çizmek isterim bu durumu. Ve çok güzel anlattınız. Yani bu bütünleşik ağ uyum içerisinde çalışacak adımları da atmak lazım. Geç olsun güç olmasın diyelim. Yine siz bahsettiniz, yani 20 yılın ardından gelen, aslında atılan bir adım. Keşke daha önce atılmış olsaymış ama geç olsun güç olmasın, devamında da diğer adımlar gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum bugünkü bu bilgilendirici dolu dolu söyleşi için de. Çok selam olsun Ankara'ya, sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Medyaskop'a iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Yeni yayınlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.